Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Suat-ı 14. sefer 98. kısım 110. bölüm. Huşu makamı hakkında. Huşu ne zaman gerçekleşir dersen deriz ki kalp kendisine sarkanı gördüğünde bir şekilde ona tecelli eder ki onun nezdinde böyle bulunmamıştı. Tecelli makamında izzet gösterirse hüküm sahibidir, hüküm altına girmez. Huşu yani korku, zillet ve küçüklük makamıdır ve yaratıkların niteliklerinden biridir. Uluhiyete girmesi söz konusu değildir. Uşu dünyada övülen bir grup hakkında övülmüş bir makam iken ahirette dince, hakkın deliyle kınanmış bir grup hakkında övülen bir niteliktir. Huşu ahirette müminlerden, izzetli ve kibirli zorbalara geçecek bir niteliktir. Onlar yeryüzünde büyüklük taslayanlardır ki kastedilenler yeryüzünde bozgunculuk yapanlardır. Müminler ise namazlarında huşu sahibi erkek ve kadınlardır. Allah onlara büyük mahfiret ve sevap hazırlamıştır. Allah ahiretteki huşu sahiplerini niteleyerek şöyle buyurmuştur. Zilletten korkarlar, gizlice bakarlar. Başka bir ayette şöyle der. Yüzler vardır, huşu içindedir. Çalışmış fakat boşuna yorulmuştur. Kızışmış bir ateşe yaslanırlar. Kızgın bir kaynaktan suranırlar. Onlar için kuru dikenden başka yemek yoktur. Huşu gerçekleştiği her yerde kalplere dönük ilahi tecelliden meydana gelir. Mü'minde huşu tazim ve celalden meydana gelirken, kafirde korkutmadan, ezmeden ve cezalandırmadan meydana gelir. Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem güneş tutulması sorulunca Allah bir şeyi tecelli ederse o şey Allah'a huşu eder demişti. Hadisi Bezzar rivayet eder. Tecelli gerçekleştiğinde huşu da gerçekleşir ve tecelli bilgiyi, bilgi de haşyeti meydana getirir. Allah'tan alim kullar korkar. Haşyet huşuya, huşu tasaddua yani parçalanmaya titremeye yol açar. Tasaddu, parçalanma titreme, Doğanın huşu nedeniyle edilginleşmesi, organlardaki kırıklık, tutukluk, onlarda duyulan çatırdamadır. Bunların hepsi ilahi tecellide meydana gelen varidin eserini kabul eden doğanın tezahürüdür. Şeriat bunu peygambere zil sesi şeklinde vahiy gelişinde inilti diye ifade etmiştir. Bu ise Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelen eş şiddetli vahiy tarzıydı. Çünkü bilhassa Kur'an söz konusu olduğunda vahyin bedene inişi bedene ağır gelir. Allah Kur'an ile dağlar yürütülse ya da yer parçalansaydı der. Bazen dağdan meyletme özelliğine sahip doğayı tutan bir güç meydana gelebilir. Bu yeryüzündeki meyle benzer. Bazen yerden doğal cisimlerin toprağa meydana gelir ya da ölüler onunla konuşsaydı. Ölüm türler, türlerinden biri de bilgisizliktir. Allah Ölüyken hayat verdiğimiz der. Kur'an bilgiyle ölüye hayat verir. Yeryüzü onunla kat edilir. Zorlama ve tehdit ayetleri nedeniyle de dağlar yürürdü. Kur'an kelimesinin ayette belirsiz gelmesi iki şeyi gösterir. Birincisi onun belli ayetlerini gösterir. Örnek olarak Ad ve Semud kavminin çığlığı gibi bir çığlık. Ayetinin tilavet duyulduğunda zorbanın korkuya kapılmasını verebiliriz. İkincisi ise burada kendisine dilce Kur'an adı verilen başka bir şeyin bulunmasıdır. İse yani lev edadı bir imkansızlığa bağlanmış imkansızlık bildirir. Acaba o imkana dahil de meydana gelir mi yoksa bu bir varsayım ve takdirden mi ibarettir? Bize göre durum şöyledir. İki ya da daha fazla harften birleşerek kelam diye Allah'a nispet edilen her ilahi söz dil bakımından Kur'an'dır söz konusu şey Kur'an'ın inişiyle etkilenme özelliğine sahip olan bir yere inerken etki yapar. İndiği yerde bu istidat yoksa etki şart değildir. İnilen yerin istidadı halinin kulluk ve ubudiyet olmasıdır. Eseri ise ubudiyet halinde ubudet halinden daha yetkindir. Yer vahyi duyar ya da ilahi kelam hak onun kulağı iken kendisine inerken vahiy kendisine inerken üzerinde bir etki ortaya çıkmaz. Çünkü bu esnada o haktır ve bu durumda ondan huşu gider. Bu husus zillet, yoksunluk, huşu, haf ve haşyet gibi uluhiyete giremeyen bir her nitelikte geçerli bir ilkedir. Çünkü bu hal sahibi etkilenir. Kerem, cömertlik, rahmet ve büyüklük gibi ilahi niteliğe sahip olan kimseye vahyin inişi etki etmez.'' Çünkü o hakkın niteliğidir. Dolayısıyla bu nitelik izzet ve engelleme özelliğine sahiptir. Bu da her konuya yayılan bir ilkedir. Bize de zevk yoluyla Kur'an'dan nazil oldu ve oradan Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem nasıl indiğini öğrendik. Böylece harflerin ezberlenmesiyle ya da anlamlarını düşünmekten bulamadığımız şeyleri öğrendik. Bize iki halde nazil oldu. Kevni halde nazil olurken etki etmiş, İlahi halde ise sadece özel bir has şeklinde etki etmiş ki bu kaçınılmazdır. Kuşu ise meydana getirmemiştir. Bu nedenle en mukaddes ilahi mertebeye sevinme, haz alma demektir, nispet edilir. Allah burada misil kelimesine insanlara verilen örnekler yaptı. Bunlar vasıtasıyla pek çok kimse sapıtırken pek çoğu hidayet bulur. Onlarla sapıtanlar fasıklardır. Fasıklar, iki halin dışında kalan ve iki hükümle bezenmekten yoksun olan kimselerdir. Bu ise yaratılış sebeplerini ve üstü normalarını sağlayan nedeni bilmeyen nedeni bilmeyenlerin halidir. Ebu Yezid el-Bestami Kur'an'ı istizhar edinceye kadar ölmemişti. İstih i̇stizhar Kur'an'ı zevk yoluyla kendine indirmektir. Kim Kur'an'ı ezberlerse nebilik iki yananın arasına inmiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. İşte bu Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem inişiyle bize inişi arasındaki farktır. Kur'an Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem kalbine inmiştir. Bize ise kendi perdemizin ardından iner. Kur'an bizim için zuhur halinde değildi, zahırda yani sırtımızda gizlenmiş halde bulunur. Böylelikle, böylelikle Bizden gizlen, ne bildiğimiz bizden gizlenmiştir. Bununla beraber biz onun geriyiz. Kim huşu duyarsa edilgenleşir. Kim bilirse huşu duyar. 111. bölüm Huşu'nun Terki. Kendisi te, kendisi nedeniyle tecelli eden nasıl huşu duyar ki? Gözler ona onun vasasıyla bakar. Güçlerimiz onun güçleridir. Kuşkusuz peygamber bana böyle buyurdu. Kul İlahi bir nitelikte bulunup tecelli kendisine geldiğinde ve bu nitelikle onun karşıladığında tecelli haz, sevinç, mutluluk ve neşe meydana getirir. O ne korku ne de huşu duyar. Böylelikle ortaya çıkan sevinç, mazharda zuhur eden olması bakımından değil, zuhur edene nispet edilir. Bu, kemal nedeniyle sevinmektir. Mashardaki etkisi ise mazhar yönünden gerçekleşir. Öyleyse kul, ayıklık, zuhur, ispat ve beka esnasında Rabbi ile zatından perdelenmiştir. Bu hale sahip olmayanın huşuyu terk etmesi kınanmış, bunu yapan kişi kovulmuştur. 112. Bölüm Nefse Muhalefet Arzuna karşı çık, çünkü bu övülen bir iştir. Bil ki sadece sensin amaçlanan. Hepsi mutludur, onun gibi olmayandan başka. Kulağını bana ver, sen tanıksın. Sen azizsin, tat, Niteliklerinin vebalini, kıyamet gününde canlılar tanıktır. Allah sana yardım etsin, bilmelisin ki nefse muhalefet kızıl ölümdür. Bu, nefse ağır gelen bir haldir. Nefs, kendi kendine muhalif olandır. Öyleyse muhalefet eden edilenin ta kendisidir. Bu ise şaşılacak işlerdendir. Kastettiğim burada bir meşakkatin bulunmasıdır. Muhalefet edilen başka bir nefs olsaydı buradaki güçlüğe şaşılmazdı. Biz Allah'a hamdolsun onun muhalefetinden söz ederken karşıta muhalif olur demedik. Bazen muhalefet mukabil olmaksızın da olabilir. Bu durumda muhalefetin varlığı ile yardımı uzlaştırmış olduk. Uzlaştırmış olduk. Bu konunun açıklanması bir sonraki bölümde gelecektir. Nefse muhalefetin yararı büyüktür. Bilmelisin ki nefse üç yerde muhalefet edilir. Mübah, mekruh ve haram. Nefs için belirli bir itaatte veya hakka yaklaştırıcı bir amelde bir haz gerçekleştiğinde burada gizli bir hastalık vardır ve kul başka bir itaat veya yaklaştırıcı amelle nefsine muhalefet etmelidir. Nefse bütün itaat türleri eşit gelirse bu özel itaatle haz almasına imkan verilebilir. Bundan başka bir amelde güçlük bulunursa o meşakkatli amele yönelmek zorunludur. Çünkü nefs böyle durumlarda insandan müsamaha görürse bu alışkanlık haram, mekruh ve mübaha etki eder. Muhalefet nefse ağır gelir. Bunun nedeni aslının soylu ve mertebesinin yüksekliğidir. Çünkü alemde ilahi ve kalet ona verilmiştir. Bu durumda nefs kendi kendine şöyle der. İşin sahipliği ve mülkü elimdedir. Bilhassa Allah beni kendi suretine göre yarattı. Öyleyse bana muhalefet etmek hakka muhalefettir. Buradan nefse muhalefet kızıl ölüm sayılmıştır. Muhalefetle karşılaşmanın ağır geldiği nefs, ilahi genişlikten perdeli olduğu gibi, yaratılış gayesinden ve ilahi suretin her nefse değil, sadece kamil nefse ait bir ayrıcalık olduğunun bilgisinden perdelenmiştir. Söz konusu kamil nefslere örnek olarak peygamberlerin ve insanlardan kamillerin nefslerini verebiliriz. Nefs kâmin olsaydı, muhalefet görmek kendisine kızıl ölüm olmazdı. Çünkü marifet hazı ona ölümün bulunmadığı hayata kazanılır. O halde varlık ve fetih, muhalefet edilmesi gerekli. Her hususta nefse muhalefete bitişmiştir. Anla. 113. Bölüm Amaçlarında nefse hoşgönün, yani yardımın bilinmesi. Nefse yardım et, çünkü hakkın nefesidir de niteliğidir. nasıl habersiz kalırsın varlıkta hakka bak onun aynı olduğunu görürsün nefret eden sevenden başkası değil bilirsen eğer ben ondan başka değilim öyleyse o uzak olandır yakın dur o beni onunla görürse benden onu görürüm beni ona çağırırsa icabet eden odur nefse muhalefet gerçekte ona yardımın takennesidir çünkü Nefse va nefs vasıtasıyla muhalefet edersin. Bu durumda ondan ona geçersin ve hiçbir zaman ondan ayrılmazsın. Bilmelisin ki nefsin iki tür amacı vardır. Doğrudan ve dolaylı amaç. Nefsin doğrudan amacı, menfaatleri kazanmak ve zararı kendinden uzaklaştırmaktır. Dolaylı amaç ise şeriat yönünden kendisine ilişen şeylerdir. Bazen dolaylı amaç kendi maksadı yönünden gerçekleşebilirken, bazen de doğaya yoğunluk doğaya uygunluk bakımından gerçekleşebilir. Bazen de kemali talep etme bakımından gerçekleşir. Bunların hiçbiri sözünü ettiğimiz tasavvufi yolda muteber değildir. Bu yolda muteber olan şeriat yönüdür. Çünkü şeriat bir takım erdemli fiiller saptamıştır. Söz konusu fiillerden yapılması emredilenlerin yerine getirilmesi ve yapılması yasaklanan şeylerin bırakılmasıyla insanın mutluluğa ulaşması zorunlu olur ve Hakk'ın onu sevmesi gerçekleşir. Hak, bulun duyması ve görmesi olur. Şari, razı olduğu veya yapıldığında kazacağı bütün hususları nefs için ayrıntılı olarak belirlemiştir. Ayrıca övgü ve kızmanın bulunmadığı hususları da belirlemiştir. Allah'ın razı olduğu şeylerden biri meleki ilhamdır. Bu ilham, peygamberler hakkında melek ve hak kaynaklı ilhamdır yani ilahi ilhamdır. İlahi ilham genel olarak nebilere tabi velilerde söz konusu değildir. Burada helal veya haram kılma hususunda hükümlerden söz ediyoruz. Allah'ın kızdığı şeylerden biri şeytan kaynaklı ilhamdır. Burada ateş kaynaklı yani nari olanını kastetmiyorum. Çünkü cinlerin bir kısmı salih insanların kalplerine iyilik aktarır. Bu insanlar ile cinler arasında büyük bir karışım, ilişki ve sevgi vardır. Öyleyse şeytanın aktardığı şey o anda nefse haz verir ve ona sevemi gelirken aynı zamanda süslü görünür. İşin sonu ise acıdır. Melin ilhamı o esnada acı gelirken sonunda haz verir. Her iki halide nefs bizatihi gerektirmez. Akıllı insan nefsten kendisine ilişen hususlarda nefsine karşı hoşgörü göstermemelidir. Söz konusu olan nefsin dolaylı ya da doğrudan amacının bulunduğu hususlarda insana dayattığı işlerdir. Mümin ve arif ise nefse hoşgörü gösterebilir. Mümin nefse doğrudan amaçlarında hoşgörü gösterir. Bu alan bilhassa yerine getirdiği mübahlar ile nefsin haz aldığı itaatlerdir. Hakk'ın duyması ve güçleri haline geldiği arif ise bütün amaçlarında nefse hoşgörülüdür. Böyle biri bütünüyle nurdur ve nurda karanlık bulunmaz. Bu nedenle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir duasında beni nur yap demiştir. Nefse kötülük aracını kınanmış işte. Nefse kötülük aracını kınanmış işte ki karanlık demektir. Kullandıktan sonra nispet edilir. Bu bağlamda şahıs söz gelişi kendisine yasaklanmış gıybeti yapar. Bazen yasaklanmış yalanı söyler veya yasak şeye bakar. Dil nefse ait araçlarda ortaya çıkmadığında ise nefs kınanmaz. Arife gelirsek, ilahi haberler hakkın onun bütün güçleri olduğunu bildirmiştir. Böylelikle kutsi hadiste araçlar zikredilmiştir. Bu nedenle Arif adına dışındaki zahir, dışındaki ve zahirindeki korunmuşluk ki muhafaza edilmek demektir. Nedeniyle nefse hoşgörü göstermesini mübah saydık. 114. Bölüm Aset ve Gıpta Kalbin hasedi devşirmedir. Nefsin hevası uzaklaşmadır. Haset hem cinste ortaya çıkar. O cömert hükümlardır. Ben kendim gibi oluna haset ederim. Kavim bununla efendi oldu. Bizim bizden başka neyimiz var ki? Bunlar hakka haset etti. İnsanlar bilseydi ne söylediğimi inat meydana gelmezdi. Haset insan ve cinlerde yaratılıştan meydana gelen niteliktir. Gazap, öfke, hırs, ihtiras, cimrilik ve korkaklık da böyledir. Yaratılıştan gelen bir şeyin yok olması mümkün değil iken onunla nitelenen kimse yok olabilir. Hak bu iki nitelin yaratıkların yaratıklardan silinmesinin mümkün olmadığını bildiği için kulları için onlara kullanım yeri belirledi. Bu ne, bu nitelikler şarenin vacip ya da memdup ol olmak üzere emrettiği şekilde kullanıldıklarında övlen nitelikler haline gelir. Meşru yolun dışında kullanıldıklarında ise kötülenirler. Bunu öğrendikten sonra artık inat ve tartışmaya gerek yok. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Allah senin hırsını artırsın ve dönme. Başka bir hadiste ise iki kişi doymaz. Dünyayı talep eden kimse ve bilgiyi talep eden kimse denildi. Dünyayı talep eden kötü olabileceği gibi iyi de olabilir. Bilgiyi talep ise her bakımdan iyidir. Ne var ki bilinenler derece derecedir ve bir kısmı diğerinden üstündür. Bunlar niyet farklılığına göre değişir. Çünkü meseleleri öğrenme arzusu konuların kendileri yönünden değil bilgi sahibi yönünden değerlendirilir. Bazı şeyleri tecessüs yoluyla öğrenmek arzusu kananmıştır. Gerçekte her iki yönden saf olan bir şey yoktur. Yoksa haset ettiğinde haset edenin şerrinden sığınırım. Ayetiyle iki kimseye haset edilir. Hadisi nasıl uzlaştırılabilirdi? Ya da Allah için öfkelenmek ile insanın cahiliye böbürlenmesiyle kendi adına öfkelenmesi nasıl uzlaştırılırdı? Öyleyse nefsin üzerinde yaratıldığı her nitelik ne mücahade ne de riyazet vasıtasıyla yok edilebilir. Bunların sadece kullanım yeri değiştirilir. Böylelikle onlara verilen kınama ya da övgü hükümleriyle onlardan söz eden dil değişir. Kul bunları bereket ve sağ yön, yolu, sağ yön yoluyla alıp dininde cimrileşir ve iyilik yapmada halis olur. Allah için öfkelenirse övülür. Sol yönden alıp cahiliye hamasetiyle kızar, cömert olması gereken yerde cimrilik yaparsa örnek olarak zekat vermek ve bilgi öğretmek gibi hususları verebiliriz. Hem hak hem de halk tarafından kınanır. Bu konunun öğrenilmesinde insanların büyük rahatı ve yararı vardır. Onlar ise bundan habersizdir. 98. kısım sona erdi. Onu gıybet hakkındaki 115. bölüm ile 99. kısım takip edecektir.